güzel konuşması için. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz. Konuşmanın başında da söylediğim gibi soruları toplu olarak alıyoruz şimdi. Soruları sorarken soruyu soran kişi kendisini de tanıtırsa seviniriz. Bu arada bir açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bizler toplumda, yani bizim jenerasyon ve büyüklerimiz yetişirken sosyal medya denilen bir olay yoktu. Dolayısıyla bizim sohbetlerimiz biraz daha yüzeysiz, yani yüz yüze gerçekleşirdi. Ve bizler ve büyüklerimiz bir öksürük kültürüyle büyüdük. Bu neydi? Bir yaptıklarında kalkar su getirirdik, yaptıklarında otururduk. Yani bu her türlü hareketi küçücük bir öksürükle yapardık biz. Şimdi sosyal medyada bakıyorum, yani bu insanlar ama bugüne kadar ben ne büyüklerimden, ne arkadaşlarımdan, ne yandaşlarımdan başka bir Çerkez hakkında küfür, hakaret, kırıcı bir söz duymadım çevremde. Ve hemen hemen hiçbirisini birisiyle kavga ettiğini de görmedim. Onun haricinde yaşadığımız toplumlarda farklı kültürden veya farklı etnik gruplardan insanlar bizim insanlarımızla kavga ederken hepimiz birlikte ona karşı mücadele ederdik. Böyle birlikteydik. Şimdi sosyal medyada fırtınalar kopuyor. Bakıyorsun insanlar birbirlerine hakaretler ediyor, bilmem ne yapıyor, ağır sözler söylüyor. Sanki bununla bir şeyler ispat edilmiş oluyor. Bunlardan uzaklaşalım lütfen. Eğer böyle bir şey olmuşsa, birisinin hakkında sosyal medyada farklı bir şey görmüşseniz, eleştirecekseniz lütfen özelden cevap verin. O arkadaşlar bu uyarıyı aldığında kendisini düzeltirse bu büyük bir şereftir. Bizim toplumumuzda bu yok. Bakın burada birçok grup var. Herkes birleştirmekten, birlikte hareket etmekten söz ediyor. Ama sosyal medyaya bir girin, aralarında sanırsınız şey var. Yani ciddi bir savaş var zannedersiniz. Bunlara hiç gerek yok. Ben bireysel olarak bütün grupların hemen hemen eylemlerine, her türlü şeylerine destek vermeye çalışıyoruz. Hepimizin bunlara destek olmamız gerekiyor. Efendim bunu filan grup yaptı, aman ha şeyde ya, sosyal medyada bile kazara paylaşırsam onun şeyine destek olmuş olur. Yok böyle bir şey ya. Destek olur. Benim şahsi düşüncelerim bunlar. Bilmiyorum katılır mısınız? Aynen. Şimdi sorular almak istiyorum. Sorusu olanlar varsa lütfen buyursunlar. Buyurun. Sen bir kapanı var. Efendim ben Oktay Bingöl. Günaydın hepinize tekrar. Ben çok teşekkür ediyorum tüm konuşmacılarımıza. Gerçekten çok güzel konulara değindiler. Ancak bu arada kendime göre çok daha genç görmüş olduğum Sayın Öz'ün Can Demir'i ben tebrik etmek istiyorum. Özellikle şunun için. Tabii bu konferans salonlarını dolduramayan uzun yaylanın köylerinde, efendim Sivas'ın köylerinde, Sakarya'da, Düzce'de hiçbir zaman konferans salonuna gelmemiş olan emekçilerimiz var bizim. Yani ilk defa bu konferansta, hatta şu ana kadar düzenlenen son yıllardaki konferanslarda emeğe bir vurgu var. Emekçilere bir vurgu oldu. Aslında bu konferansın en önemli eksiklerinden birisi de buydu bence. Yani birçok eksiği var ama birçok da güzel tarafı var tabii. Ama şu emekle bağlantımızı siz kurdunuz. Evet, Çerkez halkının %90'ı emekçidir. Yani kendi emekleriyle çalışan, rant peşinde koşmayan çok düzgün insanlar. Sayın Oturum Başkanımız ifade etti. Dolayısıyla buna yaptığınız vurgu gerçekten çok dikkate değer. Bunu ben federasyon tarafından ya da konuyla ilgili çalışanlar tarafından mütakip şeylerde dikkate alınmasını gerektiriyorum. Bu kopuk olduğu sürece biz kimlik mücadelesini de tam bir tarafa götüremeyiz. Diğer bir konu, yine ya, genç arkadaşımın vurgusudur bu. Halk meclislerinden bahsediyorum. Yani Çerkez halk meclisleri ve temada geleneğimizden. Sizin de bahsettiğiniz bu Sayın Oturum Başkanı. Bu noktadan beri hareketle, yani acaba biz Çerkezleri örgütlerken mevcut kurumlardan, bürokratik yapılardan, hiyerarşiden yansımalar almış, örneklerini almış, federasyon, konfederasyon, dernek gibi yapılarla mı hep gideceğiz? Yoksa önümüzde çok canlı örnek var. Kendi kültürlerini az çok demokratik toplum kongresi olarak, eş başkanı olarak siyasal yaşama yansıtmış herhalde Kürt toplumu kadar bizim de derinliğimiz var. Kafkasya'da yatan, Anadolu'da yatan yüzlerce geleneğimiz var, yüzlerce yıldır. Yani örneğin Tamada geleneğimiz var, örneğin Çerkez Halk Meclisi'nde var. Bunların yerine acaba bu olmadı mı? Ben özellikle Sayın Akavon'la sormak istiyorum. Çünkü sunumlarında bayağı bir arzları var bu konuda. Ya böyle çok bir bürokratik, halkı dışlayan yapılar yerine daha onu kapsayan yapılar mı olmalı acaba? Bunu mu geliştirmeliyiz? Kültürümüzde biraz iş işe mi olmalıyız?
Teşekkür ederim. Başka soru sorar mı? Yani sorularımızı biraz kısa tutarsak, yani bugün çok konuşma açmışlar. Yani Cihat Uluslar, Fakat Dibatlar Cumhuriyeti'nin delegasyonu olarak katılıyorum. Benim sorum Necdet Bey'e, Abhazya Anayasası'nda Abhaz Cumhurbaşkanlığı Abhaz kökenli olması gerektiğiyle ilgili yasa mevcut dediniz. Şimdi Abhazya Devleti'nin diğer dünya devletleri tarafından tanınması durumunda bu durum demokratik teamüllere aykırı bir durum teşkil etmiyor. Böyle bir durumda Abhazya vatandaşlarımızın çoğunluğu nedir? Cumhurbaşkanlığını koruyabilecekler mi? Teşekkür ederim. Ben de başta federasyon yönetim başkanlığı diye bir yönelik teşekkür ederim. Sözüme başlıyorum. Sizin de güzel durumlarınızdan sonra. Hızlı geçmek istiyorum. Onun için de okuyarak söyleyeyim isterseniz. Hattoş Hamise yönetmek istiyorum soruyu. Çerkesya Yurtseverler Hareketi ilk olarak çıktığında pek çoğumuzun bildiği gibi pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. Kimi zaman Amerikancı, kimi zaman Rusçu, kimi zaman da Nihalatsız'ın çocukları olarak eleştirildiniz. Şimdi ise Yurtsever kimliğinizde kafedin düzenlediği bir oturumda konuşmacısınız. Zaman size düşüncelerinizde haklı çıkardı, bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Yurtsever Hareketi'nin çözüm konusundaki düşüncelerini ana başlıklarıyla özetleyebilir misiniz? Teşekkür ederim. Herkese teşekkürler. Çok kısa. Son derece duygulanıyorum. Gayet güzel. Çok farklı düşünen arkadaşlarımız ve gruplar bir arada. Bu beni mutlu ediyor. Benim sorum Hatko Şamis'e yine. Sevgili arkadaşım, çok eski arkadaşımdır Hatko Şamis. Kafama takılan bir şeyi hep soruyorum. Tam bir cevap almaya çalışıyorum. Birinci bölümde konuşmanızın son derece yararlandım ve hepsinin altına imza atarım. Ta ki biz kimiz noktasında olay karışmaya başlıyor. Zaten tartışmaların da özü buradan çıkıyor Çerkesi Yurtseverler ile aramızdaki. Şimdi çok net olarak söylediniz ki önerilerinizin içinde demokratik güçlerle dayanışma halinde olmalıyız. Altına imza atılacak bir şeydir bu da. Genç arkadaşım aynı şeyi söyledi. Değerli abimiz, değerli arkadaşımız da aynı şeyi söyledi. Herkes artık bir ortak noktada buluşup birlikte hareket etmekten yana siz de aynı şeyi söylediniz. Yalnız orada bir tezat var. Demokratik halklarla dayanışma ama Kafkas halklarıyla ayrışma. Yazılarınızda ve eylemlerde genellikle benim hissettiğim şey herkes bir kendi yoluna gitsindir. Bunu bir açıklamanızı rica ediyorum ve teşekkür ederim. Adana Derneği'nden Yaşar Yılmaz. Benim sorum Necdet Bey. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Abhaz pasaportu olan 2000 civarında bir yurttaşımız var. Bu geçtiğimiz günlerde hepimizin bildiği Abhazya Cumhurbaşkanı seçiminde burada bir oy kullanıldı. Bu bir süre engellemelere rağmen bir kısmı kullanıldı. Ben merak ettiğim nokta sorum şu. Bunun yansıması Rusya tarafından, Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Abhazya tarafından nasıl yansıdı? Bunu açıklarsanız sevinirim, teşekkür ederim. Atilla Bey'in sosyal medya konusundaki sözleri için söz almış bulunuyorum. Dolayısıyla benim yaşımdakilerin ancak dengeyle unsur olması lazım gelirdi diye düşünürüm. Bütün konuşmalardan yararlanıyorum. Fakat soru sormak benim gibilere göre değil. Ama
kış kızımızdan hayli etkilendiğimi söylemeliyim. Bu yaşımda, 80 yaşındayım ben, internet sitelerine giriyorum. Bir algı oluştu Çerkez toplumunda, üyeye saygı esastır diye. Dolayısıyla söylediğiniz o aşırılıkları gördüğümde nazik bir dille, kırmayacak tarzda dengelemeye çalışıyorum. Onu belirtmek istedim. Hakikaten çok önemli. Dünya o kutunun içerisinde. Orada nezaketimizi göstermeliyiz, ihmal etmeliyiz. Öpmemeliyiz. Teşekkür ediyorum. Onun için söz aldım. Ben dün buradan bir fotoğraf çektim arkadan. Öndeki büyüklerimiz, arkadaşlarımız farkında değil de fotoğraf. Arkada görüldüğünde çok kişinin saçlarının döküldü ve beyazlaştığı kamera. İşte 30 yıl içerisinde Tarık bu kafet mücadelesinde yokken bu insanların saçları dökülmemişti ve siyahtı. İnsanlar bu mücadeleyle herkes aklımdan oraya getirdi. Bugün Türkiye'de ana bir de eğitim varsa bu insanların mücadelesiyle. 30 yıldır aramızda olmayan insanlar mücadelesi değil. Kafede eleştirdiği noktalarda sizi de uyardınız. Gerçekten kafede yüzüğü iyi okumaları gerekiyor. İkincisi, Abkhazya konusunda Abkhazya'nın kararlarla Abkhazya'ya müdahil olmamamız gibi bir söylemde bulundu. Fakat Yalçın'ın söylediğine bir katkıda bulunabilirsek. Adiyeli Cumhuriyeti'nin, Haberde Balkan Cumhuriyeti'nin, Ossetya'nın parlamentolarının aldığı kararlar konusunda da dışarıdan müdahil olmaya çalışıyor. Oysa onlar 150 yıldır orada yaşıyorlar. Orada Çerkez olarak kadar, Ali olarak, Kaberdi olarak, Abbas olarak kaldılar. Onlara da saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. Kendiler bu konuda ne düşünüyor? Oralarda müdahil olmak gerekiyor. Müdahil olunacaksa gidilir oralarda mücadelenin içinde bulunur. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Yani soru çok geldi gözüküyor ama artık bundan sonrasını çay arasında devam ederiz. En son Muhittin Bey bir söz istiyor, ona bir mikrofonu basalım. İyi günler diliyorum. Çok güzel konuşmalar oldu. Ben bir soru sormak için kalkmadım. Neydi arkadaşımız? Muhtemelen zaman darlığı nedeniyle bir konuya giremedi. Aramızda uluslararası ilişkiler uzmanları var. Siyaset bilimciler var. Genç beyinler var. Onların Abhazya konusundaki araştırma ve çalışmalarında anahtar olması bakımından bir konuya açıklık getirmek istedim. Sovyetler Birliği'ni Gorbaçov dağıtırken 89'da iki kanun çıkarttı. Bu uluslararası ilişkilerde, yazışmalarda, Dışişleri Bakanlığı'yla olan müracaatlarda ve diğer şeylerde çok yer almayan bir kanundur. Bu kanunun birinci kanunda Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 cumhuriyetten dileyen cumhuriyet ayrılabilir. Artı dileyen özel cumhuriyetler de o birlik cumhuriyetiyle beraber ayrılmak zorunda değildir. Dilerse Rusya içerisinde, federasyon içerisinde kalırlar. İkincisi, eğer birlik içerisinde birlik cumhuriyetiyle beraber ayrılıyorlarsa daha sonra o birliğe katıldıkları tarihteki yasal haklarına ve yasal statülerine dönerler. Bu iki madde çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Gürcistan toprak bütünlüğü diyor. Avrupa aynı şeyi söylüyor. Aykut aynı şeyi söylüyor. Halbuki o 89'da yayınlanmış olan kanunda çok net Abhazya'nın bir santim toprakları değişmedi, sınırı değişmedi. Dolayısıyla daha önceki birleşmeleri sırasında imzalanan federasyonun 5. maddesi çok açık. Dolayısıyla toprak bütünlüğü savı o kanunla çürüyor. Ama ne bu
konuda yazan çizen arkadaşlarımız ne de bu konuda konuşan arkadaşlarımız bu iki yasaya atıfta bulunmadıkları için ben sadece gençler bilgilensin diye bir söz aldım. Teşekkür ederim. Şimdi, Sayın Hamademize tekrar teşekkür ediyoruz. Dün de bir gündeme gelmişti bu kelleşme olayını da. Bu konuda ben bir şey söylemek istiyorum. Arkadan bakınca böyle gözüküyor diyorlar. Aslan abimizi, Sayın Aslan abimiz Hamademize örnek alırsak bunun önüne geçeriz diye düşünüyorum. Nasıl mı derseniz, dün yengemle birlikte geldi. Her türlü organizasyona yengemle birlikte katılıyor. Kendisine buradan bu konuda tekrar teşekkür ediyorum. Arkadan da baktığınızda kafası parlamıyor. Şimdi sorulara katılımcıların konuşma sırasına göre cevap vermek istiyorum. Öncelikle söz Sayın Necdet Bey'de. Evet, ayakkabılarla ilgili güzel bir soru geldi bize. Şimdi bizim ilk önce abazalık veya abazlık son söylem tarzıyla tabii bir takım yanlışlıklara sebebiyet vermemek üzere bunu böyle dile getiriyorum. Bizde üç grubuz, yani siz daha iyi biliyorsunuz. Aşhabı var, Ahü var, Aksu var. Yani üçe ayrılıyoruz ama toplamına abaza deniyor. Tarih boyunca böyleydi. Evet, yani aşharuva kimdir? Yaylada oturanlara aşharuva diyoruz. Aşı don demektir. Yani aşı donmuş bir yere aşı denir. Tepede oturanlara da aşhuva diyoruz. Bir kısmı da aşhuva diyoruz. Deniz kıyısında oturanlara da abso diyoruz. Yani ben abso, toplamına abaza diyorum. Tabi bu ortak ayhabı geleneğimiz, şimdi alayhadan başlıyor. Bizde bir alayhı geleneği var, sizde de kebzeliğe geçiyor. Yani ortaktır. Bizim alayhımızda, sırf olarak, hadis olarak söylemek istiyorum. Abbaşara, yazana bora şok denir. Yani getirmiş olduğu şeyi çoktur, maddesi çoktur. Görüşme kültürü, utanma kültürü, yani kültür olarak adlandırıyorum ama öyle adlandırmak da bizim anlayışımıza göre o da ters. Bir gelenektir, yani abazalarda bir gelenektir. Atmıkara, yani akraba kültürü. Yürüme kültürümüz bile var, ama para. Bu okyanuslar çok içindedir. Oturma kültürü. Oturma kültürüne sahip olmak zorundasınız. Alayhı'nın getirmiş olduğu kural. Görüşme kültürü. Ay baba. Görüşme kültürü. Bu çok önemlidir. Yani bugün biz isyanımız şundandır. Yani Abbas Devletleri, Abbas Federasyonu neden kuruldu? Ben şimdi sorunun dışına çıkıyorum. Yani lütfen bu konu çok önemli. Bu zaman zaman bizim karşımıza geliyor. Sanal ortamda bilmiyorlar, gençlerimiz gerçekten. Ben kısa keseceğim, genelleme yapmak istiyorum. İşte bunların getirmiş olduğu, yani bu kültürümüzün kaybolmak üzere olması, bunu yalnız bizim biliyor olmamız yeterli olmuyor. İşte ayhabe kültürü dediğimiz tahmada, tahmet alıyorsunuz siz. Benim köyümde herhangi bir olay olduğu zaman Sakarya Harman Tabakı. Bir olay olduğu zaman, bundan 30 sene önce, yalnız bizim köyümüzden değil, diğer köylerden ahabalar toplanıyordu. Her köyden bir ahabı, sözü geçen bir ahabı, o olayın mahkemesi yapılırdı. Biz de biliyorsunuz, en büyük ceza, apopaks toplumundan uzaklaştırmaktır. Ne cenazesi, ne düğme. Bu ceza deriniz, direkt vakalar yani, ölümden daha beter bir cezadır. İşte bu ayhabların ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bugün biz bunu yaşatmak istiyorsak bu kültürü, alayhı, akıbeyi çok iyi bilmemiz gerektiğinden kaynaklanıyor. Bunu bilmediğimiz ve gençlerimizin hiç bilmediği görülüyor. Bunu öğretmemiz lazım. Böyle son sempozyumlarda, böyle konferanslarda dile getirip geniş bir perspektifte bunu açıklamamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Birinci soru,
ne oldu, ne değişti, burada konuşabiliyoruz. Yani her insanda, her toplumda ve kurumda kurulu statüyü koruma eğilimi vardır. Bu nedenle yani statü zaten alışkanlıklardır, onun üzerinde kullanılan ilişkilerdir, arkadaşlıklar, dostluklardır. Dolayısıyla o koruma güdüsüyle yeni olan biraz tepkiyle karşılanır. Sanırım oydu süreç. Tabii yeni olan da kendini olgunlaştırıyor süreç içerisinde, girdiği ilişkiler içerisinde. Bu ikisi birlikte beraberinde yani daha dostça, daha yakın ilişkileri de getiriyor diye düşünüyorum. Yani başlangıçta tepkinin nedeni veya başlangıçta daha olumsuz olabilir, denebilecek ilişkilerin nedeni bir yandan bizim olgun olmamamız. İkincisi de dediğim gibi yeni olan her toplumda, her kişilikte, her kurumda, her insanda tek tek yeni olan bir önce tepkidir. Çünkü yeni olan o kurul düzeni, aile yaşamını, iş alışkanlığının hepsini biraz zorlayan bir yeniliktir, bir adımdır. Öyle kolayca benimsenmez diye düşünüyorum. İkincisi, Kuzey Kafkasya halklarını ayrıştırıyor muyuz? Ya ben öyle düşünmüyorum aslında. Yani Kuzey Kafkasya halkları bir sepet meyve varsa o sepetin içerisinde sadece meyve demiyorsunuz. Elma var, armut var, üzüm var, karpuz var. Neyse o sepette herkesin adını koyuyorsunuz. Bugün de yapması gereken budur. Kuzey Kafkasya halkları kendi adlarıyla ortaya çıkıyorlar, kendi kimlikleri ortaya çıkıyorlar. Kimliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de bunun adını koymalıyız ve bunun üzerinde var olan şartlara uygun yardımlaşma, dayanışma, birlikte yapılabilecek her şeyi örgütleyebilecek bir ya konfederasyon olur ama bilemiyorum ama biz örgütlenme olmaz. Ama Kuzey Kafkasya halkı veya halkları diye bir şeyin gerçekliğimize uymadığını ve dün de dile getirildiği bazı olumsuzlukları olduğunu düşünüyorum. Mesela işte dile getiren yazılı konuşmanın içinde soykırım meselesi. Soykırım konusunda böyle daha aktif, daha canlı bir mücadele vermek böyle her tek bir kimlik altında mümkün değil. O nedenle de zaten ayrıştırıcı bir etkisi oluyor. Çünkü Ossetya'nın veya Abhazya'nın şartları buna uygun değil. İstesek de istemesek de. Ama belki üstte bir konfederasyon olursa hiç olmazsa çok uç noktaya götürecek çevrelerde dengeler. Tamam. Ama ikincisi yani sadece ben Çerkez olup da Abhazya veya Ossetya konusunda böyle düşünmüyorum. Abhazya'nın sorunlarını da biz zorlaştırıyoruz. Yani aynı kimlik altında toplamaya çalışmak işte en son tartışma. Abhazya'nın hayati ki yazımın ilk bölümünde anlattığım konu dünyada bugün yeni ittifaklar kuruluyor. Yani dünya gerçekten bir cepheleşme içerisinde. Abhazya'nın kendi güvenliğini almak için attığı her adıma, her adıma saygı duymak zorundayız. Buradan tutup böyle aman niye işte bağımsız elden gidiyor mu? İşte Rusya'ya çok mu yanaşıyor? Yanaşırsa yanaşsın ne var yani kötü mü? Eğer Abhazya'nın varlığı için, güvenliği için ki ekonomik olarak da ayakta durabilmesi için atacağı böyle bir adım atıyorsa bizim buna hatta desteklememiz gerekir. Eğer biz bu sepet içerisindeki meyvelerin adını koyamazsak her şeye elma gözüyle, biz eğer elmaysak, elmanın gözüyle bakarsak sorunların çıkacağına inanıyorum. O nedenle de adının koyulması gerekir. Çerkez'in Çerkez, Abbas'ın Abbas. Adı koyulduğunda biz düşman olmayız, merak etmeyin. Çok daha sağlıklı ilişkiler kurarız ve çok daha güzel bir ekonomik. Üçüncüsü, Uğur'un sorusu. Tabii ben aslında konuşmam başlarında söyledim. O öğrenci derneği başkanıydım ben o zaman. Öğrenci derneği o zamanlar tabii 12 Eylül dönemiydi. İnsanlar gözaltı alınıyordu vesaire. Tabii şeyler oldu yani. Dernek başkanı yapmam gerekenler vardı. O dönemde şimdiki gibi değil yani. Şimdi bakıyorum herkes sorakları çıkıyor. Ben çok yasal bir dergi elimde olduğu için 6 ay uzaklaştırmıştım. Sonra bugün herkesin sokağa çıkıp yaptığı bir eylem vardı. Yani Filistin halkı intifada içerisindeydi. Onu protesto ettiğim için gözaltına alındım ve 10 yıl cezaevine mahkum oldum. Şimdi bugünlerde belki bugünleri görenler o şartları anlamayabilir ama o gün şartlar farklıydı. Yani o gün sesimizi dile getirmeye çalıştığımızda gerçekten bedelleri ağırdı. Onun içerisine girdiniz mi de hani cezaevleri şudur budur tabii ki bilemiyorsunuz sürecin yaşamın sizi nereye götüreceğini. Ama Uğur, ben şu veya bu alanda veya yaşamın nesne olsun ben Çerkez'im, her zaman Çerkez kaldım. Beraber de büyüdük. Ben aslında şeyi de söylüyorum, yani demokratik bir mücadele vermemiz gerektiğini. Bunu söylerken aslında benim yaşamımda sana bir örnek olsun. Bunun bazı böyle görülemeyen, önceden hesap edemeyen boyutları olabilir.
Sanırım ben de öyle bir sürece girdim ama şundan emin olabilirsin. Belki başka bir isimden veya işte başka bir ülkede ama hep bu işin içerisinde oldum yani. Zaman zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Zaman zaman farklı farklı kim. Söylediğim için böyle bazı sonra farklı yerinde geri dönmediğim için ben dedim ki farklı geri dönmediğim için. Yok öyle bir şey söylemedim. Uğur tam tersi. Farklı geri kaldırmadım. Yok tam. Yani yok orada bir yanlış anlaşılma var. Bir takım ayarlar. Öntemedim yani. Yani onu ölçüyor mu? Kafet, yani kafenin gelmiş olduğu. Elbette yani kafet bugüne kadar taşımış ve bunun içerisindeki bileşenlerin hepsi saygı duyacak emekler, emek göstermişler. Ama dediğim gibi yani ben yani öğrenciler de başkaydım ve bugün de şu anda savunduğum bir demokratik bir adım attım. Onun bedeli o zaman öyle değildi. Bugünkü gibi değildi. Atmayabilirdim belki ama attım ve sonuçlar da bunlar işte. Teşekkür ederim. Son olarak Sayın Kışgöz'ün Can Demir Hanımefendi'ye soru var. Başkan Bey soruma cevap alamadı. Onu lütfen arada tekrar görüşürsün o zaman. Çünkü çok diğer hatiplerin şeylerine saygısızlık etmiyor. Merhabalar. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Ben buraya Demokratik Çerkes Hareketi'nin temsilcisi olarak geldim. Bizim metnimizin okumasını yaptım. Burada olmaktan da çok mutluyum. Kendi halkım için çalışmaktan, kendi halkımın ilerlemesi, hem gelişmesi ve daha fazla tanınmamız, daha çok hak elde etmemiz, hem emeğimizin ve hem kimliğimizin sömürülmemesi söz konusuysa, biz burada olmak istedik, buraya gelip konuşmak istedik. Kafede de bize konuşma hakkı verdiği için teşekkür ediyoruz. Hem biz derdimizi anlatma şansı bulduk. Kim olduğumuzu biraz daha anlattık insanlara. Emeğe ve kimliğe aynı ölçüde değer verdiğimizi, ikisinin de çok önemli iki değer olduğunu, bunun savunulması gereken, arkasında durulması gereken bir şey olduğunu anlatmamıza izin verdiler. Eğer siz de benim söylediklerimde güzel, manalı şeyler görebildiyseniz, güzel bir ihtimam oluşturabildiysek sizin gözünüzde de bu bizi mutlu eder. Çok teşekkür ederim. Sayın hatiplere ve sizlere hem buraya katıldığınız için, hatiplerde sunumlarını gerçekleştirdiği için hepsine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oturumumuz için bir 15 dakikalık ara demiştik ama haberi yöneticiler, organizatörler haber gönderip duruyor. Mümkünse 5 dakika sonra tekrar tamamen teşekkür ediyoruz.